Sezgin Tanrıkulu konuğumuz, CHP milletvekili. Kendisiyle bu Anayasa Mahkemesi CHP infaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Anayasa Mahkemesi'ne iki başvurusu vardı CHP'nin. Birincisi, bu infaz yasası mıdır değil midir? Hoş geldiniz Sezgin Bey. İkinci başvuru asıl önemliydi. Anayasa Mahkemesi'ne CHP'nin asıl ikinci başvurusu önem taşıyordu. Bu da eşitlik ilkesine aykırı mıdır değil midir? Evet. Asıl vermesi gereken karar buydu. Çünkü infaz yasasından herkes faydalanamadı. Bir böyle hani kişiye özel böyle tanımlı bir infaz yasası çıkmıştı ve bu da eşitlik ilkesine aykırıydı. Bunu iptal etmiş olsaydı daha adil, daha böyle hani eşitlikçi bir infaz yasası olacaktı. Anayasa Mahkemesi maalesef 20 Ekim'de evet, bunu da reddetti. Şöyle, biz iki başvuru yapmıştık. Evet. 2020 Nisan ayında evet, yasa değişikliği hı-hı, yapıldı ve yaklaşık 90 bin civarında hükümlü cezaevinden tahliye oldular veya bir kısmı açık cezaevinde geçme hakkı kazandılar. Evet. Ancak yani kamuoyunda aslında çok bilinen bazı organize suç örgütü liderlerinin de çıktığını biliyordu o dönemde. Evet. Evet. Fakat en son Kürşat Yılmaz çıktı galiba. Evet. O dönemde çıkmışlardı. Ama cezaevinde binlerce tabii mağdur var. Gerçekten adil yargılama süreçleriyle yargılanmadığını düşünen binlerce insan var. Yargıya güven azalınca aslında, hı hı, yani sonuçta çok kesin delillerle mahkum olmuş insanlar bile, yani evet, adam öldürme suçu, kendisini kader mahkumu olarak ifade ediyor. Çünkü adil bir yargılama süreciyle yargılanmadığını düşünüyor. Evet. Yoksa aslında demokratik bir toplumda bu kadar çok af gündeme gelmez. Eğer evet, yargıya güven olsa, hukukun üstünlüğü olsa. Fakat Türkiye'de yani sürekli gündeme geliyor bu af meseleleri. Yani sadece cezalar bakımından değil. İşte SSK affıdır, diğer aflardır, vergi aflardır falan. Yani düzen doğru işlemediği için bütün bunlar gündeme geliyor. Sonra bazı insanlar diyor ki mesela biz niye yani işte vergimizi zamanında ödemeseydik daha karlı hale gelirdik. Böyle bir tablo var. Yani sadece evet, ben bu cezalar bakımından söylemiyorum. Ama şunu bir yukuşu olarak söyleyebilirim ki Türkiye darbe dönemlerinden daha ağır bir yargı krizi yaşıyor. Evet. Bakın darbe dönemlerinde ki o dönemleri hatırlıyorum, avukatlık da yaptım. Yakınların yargılandığı duruşmalarında bulundum daha öğrenciyken. O dönemde ulaşılabilir bir yargı vardı. Hı hı. Yani sıkı yönetim mahkemesi yargıcına gidebiliyorduk. Savcısına evet, gidebiliyorduk. Devlet görevlilik mahkemeleri bakımından da öyleydi ama şimdi bir adil işlemeyen bir yargı düzeni var. Dolayısıyla her içerideki suçlu veya işte suçlamış insan kendisini kader mahkumu olarak ilan ediyor ve dolayısıyla affın sürekli gündemde olmasını istiyor. Gerçekten buraya gelmeden önce de örgütlendikleri platformlar var. Aradılar beni yani. Mutlaka gündeme getirin falan diye. Böyle bir süreç var. Şimdi biz iki başvuru yaptık. Bir tanesi esas yönündeydi. Yani nitelikli çoğunluk. Aslında bu bir af yasasıdır. Dolayısıyla nitelikli çoğunluk olmadan karar verilemez dedik. Ondaki bunu hemen sonuçlandırmıştı. Ondaki amacımız şuydu. Yani hiç olmazsa nitelikli çoğunluk olsa muhalefetle masaya oturma imkanları olacaktı. Çıkarma açısından. Dolayısıyla bizim de görüşlerimizi alarak belki daha hukuka uygun bir yasa çıkacaktı. Anayasa Mahkemesi hayır dedi. Bu af ama o, değil. Burada şunu da söylemekte fayda var. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bu birinci başvuru, yani bu bir af görünümlü infaz yasasında evet, muhalefet şehri yazdı. Bir muhalefet şehri yazdı, bir hukuk manifestosu yazdı. Evet. Bunun Türkiye'de bir alışkanlık haline geleceği, siyasi iktidarların bundan sonra bunu bu şekilde kullanarak Türkiye'de çok büyük suistimallere yol açacağını evet, söyledi. Ve adeta yalvardı hani o şeyde de hani gerekçesinde. Evet, evet, gerekçesinde. Düşünün ki bir ülkenin Anayasa Mahkemesi başkanı hukuku zedelemeyin, bunu böyle yapmayın diye Anayasa Mahkemesi'nin diğer üyelerine yalvardı. Hani o böyle bir feryat çığlığıydı. Evet. İkincisi de şey yönünden yaptık biz. Yani dolayısıyla infaz rejimi bakımından yani çağdaş infaz sistemlerinde şey yapamazsınız, ayrım yapamazsınız. Dolayısıyla İnfaz rejiminin hüküm kesinleştikten sonra eşit olması lazım. Yani başka suç tiplerine göre infaz rejimi yaratamazsınız.
Onu ancak cezaevindeki infaz koşulları belirler. Ne kadar faydalanacağını, ne kadar faydalanmayacağını. O konuda Anayasa Mahkemesi gerekçesinde şunu söyledi. Yasama organının takdiri hakkıdır, ben bu alana girmem dedi yani. Evet. Girmesi gerekiyordu ama değil mi? Bana göre girmesi gerekiyordu çünkü, tabii ki. Evet. Daha önce siyasi bir karar orada verilmesi gerekiyor aslında. Evet. Yani şöyle, onlar da oraya girmek istemiyorlar. Bakın yani şöyle, yani gerçekten biraz önce ifade etmeye çalıştım. Cezaevlerinde adil yargılanmadığını düşünen, yani ve yargılanmamış olan, bana göre de yargılanmamış olan binlerce tutuklu ve hükümlü var cezaevlerinde. Bir de koşu ortaya çıktı. Geçen gün Sayın Yeneroğlu esaslı bir çalışma imza attı. Yani rakamları ortaya koydu. O da şu, Türkiye'de tanımı belirsiz suç tipleri var. Yani torba madde dediğimiz, benim torba madde dediğim maddeler var. İşte örgüt üyeliği, örgüte yardım etmek, örgüt propagandası. Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Cumhurbaşkanlığı hakaret bu konularda verilmiş olduğu kararlar var. Yani sonuçta hukukun öngörülebilir olması lazım yurttaşlar bakımından. Yani bir davranışınızın ceza sistemi bakımından suç olup olmadığını yurttaş öngörmesi lazım. Fakat öyle suç tipleri var ki yani son derece geniş, tanımı belirsiz. Bunlardan dolayı binlerce insan yargılandı. Bakın son 4-5 yıl içerisinde örgüt üyeliğinden veya örgüte yardım etmekten, örgüt propagandası yapmaktan 1,5 milyon insan terörist olarak damgalanıp soruşturmaya uğramış ve yargılanmış. Bakın nüfusumuz 80 milyon, aramızda dolaşan 1,5 milyon terörist var. Yani böyle bir sistem olmaz. Bir devlette de bu kadar. Evet yani sonuçta bu kadar belirsiz tanımlar var. En son 2 hafta önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Şordil kararında, yani Şordil bir yurttaşımız, bir gazeteci aynı zamanda bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı hakaretten ceza almıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verilen cezanın suçta ve cezada kanun ilkesine aykırı olmadığını, ifade özgürlüğü sınırı içerisinde kaldığı gerekçesiyle ihlal tespiti yaptı ve Türkiye'yi tazminata da mahkum etti. Ve Cumhurbaşkanı hakareti düzenleyen 299. maddenin de değiştirilmesi gerektiğini yani ifade etti. Şimdi Cumhurbaşkanı hakaretten 60-70 bin soruşturma var. Binlerce yurttaşımız ceza aldı. Bakın binlerce yurttaşımız. Böyle belirsiz suç tipleri var. Dolayısıyla bunlar bakımından da infaz rejiminin eşit olması lazımdı. Ama maalesef olmadı. Maalesef olmadı. Ben şunu hep ifade ediyorum. Burada da ifade etmiş olayım. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı bu kadar çok yurttaşlarla karşı karşıya gelmez. Bu kadar çok mahkemelik olmaz yani. Şimdi Sayın Erdoğan'ın 81 ilde davası var. 81 ilde. Dava açılmamış şehir şehrimiz yani, evet, var mı? Bakın şöyle... Mubaşiler bağırıyor gerçekten. Bakın Çağlayanesi'ne gidelim bugün. Yani listeye bakalım Asli Ceza Mahkemesi'ne veya Asli Hukuk Mahkemelerine. Ya ceza davası açıyor. Ne bağırıyorlar Mubaşiler? Recep Tayyip Erdoğan. Gerçekten. Recep Tayyip Erdoğan. Gerçekten ya. Yani davalı İsim. Olarak onu bağırıyorlar. Evet bağırıyorlar. Yani bunu şaka çekmek yapıyorsun. Lazım. Evet gerçekten böyle bir şey yani. Hiç çektiniz sonuçta. Mi bunu videosunu? Çekmedim ama yani orada var yani sonuçta. Böyle bir şey bakın yani kendi ismi. Mahkeme koyduğunda bu şekilde bağırılan bir cumhurbaşkanı olur mu ya? Bu kadar çok yurttaşlara davalık olan, ondan sonra onlardan 3-5 bin lira tazminat parası, avukat parası peşinde koşan cumhurbaşkanı olur mu ya? Gerçekten bağırılıyor mu? Gerçekten bağırılıyor ya. Gerekiyor zaten. Bağırılması gerekiyor yani sonuçta. İlk önce davalı, davacı bağırılıyor, sonra vekilleri çağrılıyor orada. Yani kapıda ismi yazıyor, listeleri var, duruşma listeleri var. Ben şimdi arkadaşlar buradan çağrı yapayım, bizi izlesinler. Lütfen... Recep Tayyip Erdoğan'ın davalı davacı olduğu şeyleri, duruşma listelerini bizimle paylaşın. Ondan sonra görüntüleri şey yapın, kayıt alın. İyi gazeteci konu. Evet, vallahi. Böyle bir şey. Siz buraya aslında bu yayına başka bir yayından geldiniz. Siz gazetecilik de yapmaya başladınız. Sizin kanalınız var, bayağı da izleniyor. Sezgin Tanrıkulu televizyonlu muydu tam? MST benim ismim baş harfleri. Evet. Mustafa Sezgin Tanrıkulu. Tabii ben bunu yaygın medyayla biraz dalga geçmek için... kurdum başlangıçta. Şöyle. Kaçıncı yılında? 200 yayın yaptım. 5. yılına girdik. Bayağı iyi. 5 yıldır. Her pazartesi. Her pazartesi günü aksatmadan dünya neresinde olursa bir olayım. Tripod bir kamerayla dolaşıyoruz. Önce Elif'in odasında yayın yaptınız yine. Evet. Yani sonuçta bir tripod. Ve aslında bu konuları konuşuyorsunuz. Günlük bu hak ihlalleri meselelerini konuşuyorsunuz. Şöyle zaten, çıktı bakın mi? Bu şey 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce işte Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı ofisinden medyaya, yaygın medyaya şey gitti. CHP'den kimler çıkmayacak listesi gitti.
O zamandan bu zamana kadar ben o yaygın medya denilen, şimdi başka bir medyaya dönüşmüş olan medyada cevap hakkımı bile kullanamadım yani. Yani hiçbir programa çağrılmıyorum. Ancak yani nasıl bir haber olabilirim? Orada yani işte askerlere at eti yedirildi. Sezgin Tanrıkun'un sorduğu soru üzerine. İsmim ancak öyle geçebiliyor o medyada. Hiçbirine çağrılmıyorsun. Hiçbirine çağrılmıyorum. Haber Türk, CNN Türk falan hiçbirine. Tabii hiçbir biçimde. En son 7 Haziran'dan önce çıkmıştım. Yani çok önce çıkmıştım. 7 Haziran derken bu Haziran değil herhalde. 2015 7 Haziran. Yani o zamandan bu zaman. Yıldır çağrılmıyorsunuz. Hayır hiçbir biçimde. Halbuki mesela bazı kanallara CHP'liler çağrılıyor. Hayır ondan işte yani şeyden. Siz özel olarak bir şey varsa. Kimler çıkmayacak listesi gitmiş o listede en başta da ben vardım. O zamandan beri çağrılmıyorum. Sonra 15 Temmuz darbe girişimi ama oldu. Ama üzülmeyin şimdi o kanallara çıkacak böyle hani tartışmacıların isimleri de var. Hani kimler çıkabilir tabii. Tartışmacı olarak kimler çıkamaz. Tabii tabii. Oradan bu noktaya geldim. Sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Ben de darbe komisyonu üyesiydim. Biz ısrarla o zaman yani bunun bir aynı zamanda yüzleşme olması gerektiğinden bahisle yani komisyonun görüşmelerinin naklen yayınlanmasını istedik. Meclis TV yayınlansın, bir kanal alsın, yayınlansın falan dedik. İşte komisyon başkanı o zaman meclis başkanına yazdı, yazmaya çalıştı, yazmadı, görüş dedi falan ama yapmadılar yani sonuçta. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komisyonlarıyla ilgili, yayınla ilgili mesele bu sosyal medyadaki bu şeyler çıkmadan düzenlenmiş. Yani dolayısıyla Twitter'ı, sosyal medyayı tarif etmiyor. Milletvekilleri için de yasak düzenlemesi yok. Ben kendi sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başladım. Oradaki görüşmeleri ve çok esaslı görüntüleri bütün medya bizim yayınımızdan aldılar. Mesela dönemin müsteşarı tam 4 saat konuştu. Hiçbir yerde görüntüsü yok. Konuşması yok bundan öncesi bakımından ve bana göre devlet aklının temsilcilerinden birisiydi. Yani oradaki duruşu, sohbeti falan. Genelkurmay başkanları tümünü yayınladık oradan. Ondan sonra da işte MST TV fikri oradan çıktı. Tabii MST TV aynı zamanda ben bunların patentini de almışım. Mağdurların Sesi Televizyonu. Aa, evet. Çok güzel.